okulu olarak yapmış olduğumuz bu eğitime hoş geldiniz. Umarım bu kursun sonunda yapacağımız soru tekniklerinin sonunda bu gireceğiniz sınavlarda bir 30-40 puan fark atmanızı çok isterim. Sorulara bakış tarzınızı belki de değiştireceğim. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Yani sorular nedir, nasıl gelecek onlardan bahsedeceğim ve soruya baktığınızda hızlı çözüm nasıl yapılabilir onu öğreneceksiniz. Ama İngilizce bilen arkadaşlar, zaten çok iyi bilenler bu sınavlardan özellikle YÖK dilden daha yüksek puan alırlar zaten. Ama onlar da tabii ki bunu nasıl yüze çıkarırım durumunu göz önünde bulundurarak dersimi dinlerse belki daha e, faydalı olur. Bilmeyen arkadaşlar da 50, 60, 70 alması gereken arkadaşlar da e, bir kağıt kalemle not alırlarsa ve e, kendilerine göre hani benim tarzımı belki de beğenirlerse, hoşlarına giderse birkaç sınav denemesi yaparak sınava girmelerini tavsiye ediyorum. Evet şimdi arkadaşlar YDS ve YÖK dil sınavları aslında birbirine çok benzeyen sınavlar. YDS sınavlarında var olan iki tane bölüm YÖK dil sınavlarında yok. Yani bunlar nedir? Bunlar e, diyalog soruları YÖK dilde yok. E, bunun haricinde eş anlam cümle bulma soruları YÖK dilde yok. YÖK dilde yok olan bu e, diyalog soruları ve eş anlam cümle soruları yök dilde olmadığı için bu soruları otomatikmen çevirilere yüklediler. Yani çeviriler 3 3 6 iken YDS'de yök dilde 6 6 12 oldu. Ayrıca eş anlam cümle bulma soruları olmadığı için bunları da sınavın başındaki tens sorularına yüklediler. Tense soruları normalde YDS'de 3 tane gelirken yök dilde karşımıza minimum 5, maksimum 7 tane çıkıyor arkadaşlar. Tabi close testler içinde de dağıtıyorlar bunları. Yani YÖK Dil YDS'ye göre deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Yaklaşık %30 daha kolay. Yani %70 ağırlığında YDS'nin. Dolayısıyla YÖK Dil sınavlarını daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi YDS'ye başladığınızda arkadaşlar bakın taktik şu. İlk 6 soru bizim birinci hedefimiz. İlk 6 6 soru bu ilk altı soruda ne var bunu bilmeniz lazım. Hiçbir değişiklik olmadan gelir bu sınavlar. Bir tane isim sorarlar bu cümlede olduğu gibi, birinci soruda olduğu gibi. İkinci soruya geçecek olursak bir tane applicable demiş mesela. Bakın burada sıfat sormuş. Üçüncü soruya geldiğimizde bir tane adverb sormuş, bir tane zarf sormuş. Bakın bir isim sordu, bir sıfat sordu, bir zarf sordu. Bir tane extracting, fulfilling gibi bir e, eylem sordu, fiil sordu. Demek ki isim, zarf, sıfat ve fiili sordu. İki tane de phrasal verb gelecek arkadaşlar. İlk altı soru bu. Size tavsiyem altıda dört minimum çıkarmaya bakın. Bunu nasıl yapacaksınız? Elbette kelimeleri bilmek gerekir. Bunda hem fikiriz. Çalışacağız ve kelime öğreneceğiz. Uzunca bir soru. Hele son zamanlarda yapılan sınavlarda daha uzun sorular geliyor. Ya bu soruyu bu şekilde baştan sona anlayacaksınız ya da biraz biraz anlayarak UNICEF herkes bilir bakın. UNICEF is deeply deep herkes bilir. Derinden committed to kendini adamış durumda creating yaratmaya world bir dünya yaratmaya. Demek ki UNICEF kendini commit yapmış bir dünyaya. Bakın genel olarak anladık. In which ki bu dünyanın içinde bütün çocuklar bütün çocuklar iki virgül arasını atıyorum bakın geçiyorum. İki virgül arası bize çocuklarla ilgili bilgi verir çünkü. Ona çok ihtiyacımız yok anlamaya. Bütün çocuklar have sahiptir. İşte bakın soru bu. Hemen soruyorum. Neye sahiptir? Neye sahiptir? A şıkkı access. Erişim demek biliyorsunuz. Ondan sonra dedication adama. Belki de bilmeyebilirsiniz. Insight Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Ama aksesi herkes biliyor bakın. Insight, kavrama, kavrayış, sezgi. Değil mi? Addiction. Addiction. Addict herkes bilir yani. Tiryaki demek değil mi? Bağımlı demek. Tendency yine Türkçe'ye benzer bir kelime. Tandans değil mi? Eğilim arkadaşlar. Şimdi devamına gidiyorum. Bütün çocuklar sahiptir. Bakın bizi ilgilendiren şurası. Bütün çocuklar sahiptir. Hemen soruyorum. Isim sorduğu için soruyorum. Neye sahiptir? Bunlardan birine sahiptir. Şimdi bedava, zorunlu, kaliteli eğitim erişimine sahiptir diyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? İkinci soru birden daha kolay. Neden daha kolay arkadaşlar? Çünkü ikinci soru sıfat. Sıfat ne yapar? İsmi niteler. İsme nasıl sorusunu sorarız. Tamam. Applicable uygulanabilir. Penetrable, penetrate kökünden geliyor bakın. Penetrate, applicable da apply kökünden geliyor. Apply uygulamak, uygulanabilir. Penetrable, penetrate yani nüfuz etmek, içine girmek kökünden geliyor, değil mi? E, nüfuz edebilir. Notable, bilinen demek, herkesin bildiği demek. Okay. Sustainable, sürdürülebilir. Sustainable. Bu kelimeyi mutlaka bilin. Bütün sınavlarda çıkar bu kelime. Provable, prove kanıtlamak bu da kanıtlanabilir. Biz soruyu şöyle bir okuyoruz. Bazı ülkelerde Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde kanunlar yapılır diyor. Kanunlar yürüye, yürürlüğe girer. To promote geliştirmek için bakın sorumuzun cevabı geliyor. Promote geliştirmek için neyi geliştirmek için logging, logging of forest ecosystem diyor bakın. Orman ekosistemlerinin kayda alınmasını daha da ne yapmak için arkadaşlar kanunlar devreye girer. Nasıl e, kayıt? Ani kayıt mı, sürekli kayıt mı? Değil mi? Sürdürülebilir bir loggingden bahsediyor. Sustainable. Yani günlük değil, daimi olabilmesi için. Dolayısıyla burada cevabımız sustainable. Üçüncü soru zarf sorusu. Zarf sorusu Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de aynıdır arkadaşlar. Nedir zarf? Fiili niteler. Fiil nedir burada? Tested. Test edilir test edilir dediğinde hemen aşağıda elemeye gideceğiz. Yani öncelikle kelimelere bakıyorum bakın. Incidentally, incident olay demek. Incidentally olayla pek alakası yok. Tesadüfen. Incidentally. Hazard diye bir kelime var bakın İngilizcede. Hazard. Hazardously. Tehlikeli bir şekilde. Fatal. Fatal Türkçeye geçmiş bir kelime. Nasıl? Ölümcül bir şekilde. Okay ölümcül bir şekilde, ofensif, ofensif, iğrenç bir şekilde, rezil bir şekilde, değil mi arkadaşlar? Sarı bütünüyle, tamamen her yönüyle. Before they are allowed to be used, all medicines. Bakın bizi ilgilendiren taraf, bütün ilaçlar buna aşılar da dahil olmak üzere, buna aşılar da dahil olmak üzere test edilir. Hemen soruyorum bakın, nasıl test edilir diye soru sormanız lazım. Zarfı bulmak için bu soruyu soracaksınız kendinize. Sadece fiile soru sorarak yüzde elersiniz burada. Bu sonu L'ye ile biten kelimeleri kendi kendinize nasıl bilmem ne yapılır diye soracaksınız. Nasıl test edilir? Kazara test edilmez. Ölümcül bir şekilde test edilmez. İğrenç bir şekilde test edilmez. Ne bileyim işte böyle tehlikeli bir şekilde test edilmez. Değil mi? Enine boyuna test edilir bakın. Her yönüyle test edilir. Sıra geldi bizim fiilimize. Fiil mekmak anlamında bizi ilgilendiren boşluğun bir üstü, bir öncesi, bir sonrası elbette. Ama bizi daha çok ilgilendiren burada özne ve nesne arkadaşlar. Birçok bilim adamı inanır. Şimdi önce seçeneklere bakalım ama. İlk 6 soruda önce seçeneklere bakıyoruz. Extract. Extract nedir arkadaşlar? Extract matematikçilerin hepsi bilir bunu. Çıkarmak. Değil mi extract? Fulfill. Fulfill bilmesi gereken bir kelime. Bir şeyi yerine getirmek, icra etmek. Unify herkesin bildiği, elementary seviyede bildiği unification, değil mi? Bir, bir araya getirmek, birleştirmek, toplamak. Ensure garantilemek, garanti altına almak, sağlamak. Foster güçlendirmek. Geldik sorumuza. Birçok bilim adamı inanır. Şurası bizi çok ilgilendirmiyor. Bakın bizi ilgilendiren özne. Bizim Sanitize olmuş çevremiz diyor bakın, sanitize olmuş yani hijyen sağlanmış değil mi? Hijyen temiz ortamlarımız, hijyen, sanitize böyle mikroplardan alın, arındırılmış ortamlarımız. Ar alerjik hastalıkları çocuklardaki alerjik hastalıkları nasıl alerjik hastalıkları son 10 yılda double olan yani ikiye katlanan alerjik hastalıkları ne yapıyor? Ortam hijyen alerjik hastalıkları ne yapıyor arkadaşlar? Çıkarım yapıyor olmaz. Garanti altına alıyor olmaz. Yerine getiriyor, ifa ediyor olmaz. Birleştiriyor olmaz. Daha da güçlendiriyor değil mi? Foster yapıyor. Daha da güçlendiriyor, teşvik ediyor. Şimdi geldik phrasal verblere arkadaşlar. Bunların sayıları 100 tane falan. Ben size phrasal verb listesini atacağımı da söylemiştim. Sınavdan önce oturun iki gece bence bunları çalışın yani. Aklınıza geldiği gibi. Zaten phrasal verbleri çalıştırırken bir ara aklınıza şöyle bir şey geliyor kendi kendinize şuna ikna oluyorsunuz. Aslında her ne kadar anlamı mecaz anlamı olsa da gerçek anlamına çok benziyor. Yani gerçek anlamına çok benziyor. Öncelikle seçeneklere bakıyorum. Bildiğim var mı yok mu? Take off. Mesela take almak normalde değil mi? Bu gerçek anlamına benzemiyor. Take off'un iki tane anlamı var. Sınava giren herkesin bilmesi gerekir. Take off ya ceketi çıkarmak ya da uçağın havalanması. Hand down. Bakın bu el. Hand down. Yani babadan oğula, oğuldan toruna geçmesi bir şey. Değil mi? Kuşak kuşağa geçmek. Hand down. Throw up. Bakın throw, throw fırlatmak. Ama throw up kusmak. Keep off. Keep off. Keep tutmak. Keep off uzak tutmak. Root. Root ne demek? Kök demek bakın. Root demek kök demek. Root out olunca ne oluyor? Kökünü kazımak oluyor. Yani phrasal verbleri böyle gözünüzde çok büyütmenize gerçekten gerek yok. Yani, Soruya geldiğimizde in non-literate societies literate olmayan toplumlarda yani okur yazar olmayan toplumlarda valuable information değerli bilgiler about the past geçmişle alakalı değerli bilgiler is often genellikle enshrine edilir in oral tradition. Çoğunuzun enshrine'ı bildiğiniz sanmıyorum tamam mı? Bizi de çok ilgilendirmiyor aslında bakın kelime sorularında bu anlamdan korkmanızı istemiyorum. Çünkü bizi çok ilgilendiren bir şey yok. Ama şunu biliyorsunuz. Geçmişle alakalı bilgiler genellikle oral, oralı bile bilmeyen kimse yoktur değil mi? Sözel, sözel gelenekle, sözel olarak enshrine edilir. Ondan sonra soru geliyor bakın. Poemler, bunu herkes bilir. Ee, yani böyle şiirler, himler ve özdeyişler, ilahiler ve özdeyişler. Bakın cevap burada from burada dikkat edeceksiniz bakın from one generation to another generation yani kuşaktan kuşağa by word of mouth ağız yoluyla ne yapılır arkadaşlar hemen soruyorum ağız yoluyla ne yapılır hemen seçeneklere bakın kuşaktan kuşağa demiş zaten hand down bakın elden ele elden ele gibi mecaz anlamda olsa bu şekilde çıkarabilirsiniz hand down yapılır hand down from one generation to Hiçbirinin anlamını bilmiyorsanız bile bu şekilde phrasal verblere bakabilirsiniz. Geldik altıncı soruya arkadaşlar. Kelime soruları bu sınavın en zor sorularıdır zaten. Geri kalanı hepsi birazcık böyle dikkatle yapılan sorular. Şimdi yine phrasal verb. Bakın bir önceki soruda take off'u sordu. Bu soruda take out'u sordu. Ne soracak başka? Biz bu take, put, bring, e, gibi fiillere arkadaşlar put gibi fiillere sıcak fiiller diyoruz. Bunları öğrenseniz bile phrasal verblerden dört tane çıkıyor, üçünü yaparsınız. Bakın sadece phrasal verblerden sıcak olanları yani hot verbs dediklerimize. Şimdi take out. Ne olacak ki? Take out. Alıp dışarı çıkarmak. Değil mi? Take out. I'll take you out tonight. Yani bu gece seni dışarı çıkacağım. Put. Koymak. Put aside. Kenara koymak. Değil mi? Alıp kaldırmak. Bring down. Yukarıda olan bir şeyi aşağı çekmek, değil mi? Bozmak anlamı da var. Yani bozmak değil de bring down. Mesela bir lider öbürünü aşağı indirir, kendisi oraya geçer. Onu bring down yapar. Figure out. Figure Türkçe bir kelime zaten. Figür, değil mi? Figür şekil demek. Figure out, figure out ne olabilir? Anlamak yani. Understand. Şimdi bir not alın arkadaşlar. Count on. Bakın, count on ya da upon fark etmez. Count on, depend on, rely on. Bu üç kelimeyi lütfen bilin sınava girmeden. Tekrar ediyorum. Count on, depend on, rely on. On ya da upon hiç fark etmez. Zaten bu onlar upon'un kısaltılmış halidir. Rely on, count on, depend on birine güvenmek değil mi? Bel bağlamak anlamı var. Bunlar her sınavda şekil olarak yani şey sınavın bir yerlerinde karşımıza çıkar bunlar. Sorumuza gelelim. Bilim adamları have bir şey yaptılar. How nasıl tropikal havanın tropikal havanın nasıl değişebileceğini gelecek yüzyılda bilim adamları tropikal tropikal havanın gelecek yüzyılda nasıl değişebileceğini ne yaptılar? Bilim adamlarının işi bir şey anlamaktır değil mi? Araştırma yapıyorlar sürekli. E figure yani. Çok soruyu böyle kurcalamaya gerek yok. Evet ilk altı soru bitti. Şimdi gelen sorular artık bizi 25. 26. soruya kadar arkadaşlar çok rahatız. Neden rahatız? Çünkü karşımıza geldi 7. soru ten sorusu. Bu yök dilde karşınıza 5 ya da 6 tane minimum çıkacak. Burada hiç hata yapmamanız lazım. Nasıl hata yapmayacaksınız? Ten sorularına bakarken öncelikle cümlenin genel havasına bakacaksınız. İlk 6 soruda seçeneklere baktık ama burada seçeneklere bakmıyoruz. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? öncelikle cümle içine bakıp cümle içerisinde zaman bakıyoruz. Geçmiş zaman arıyoruz. Bakın gelecek veya present aramıyoruz. Geçmiş var mı yok mu? Burada var. Bakın burada 20. yüzyılda diyor arkadaşlar. Bakın 20. yüzyılda. Burada hata yapamazsınız. Ben bunu gördüm. Soruyu hiç okumadan şöyle bir tarıyorum bakın. Bir de burada decades earlier diyor. 10 yıllar önce diyor. Bunun her tarafı, cümlenin her tarafı past tense. A şıkkı present perfect tense bakın. Yani her ne kadar ikinci tarafı past tense olsa da, past tense olsa da birinci tarafta have has var. Present perfect yani present adı üstünde. Bunu bir defa eliyorum arkadaşlar. Bir soruyu böyle yapayım. İkinci soru verb 2. Distinguished. Ne kadar güzel. Distinguished'i buldum. İkinci tarafına bakıyorum present tense. Bunu da eğiliyorum bakın. İzle mizle bir şey sormuş. İkinci taraf da present olmak zorunda. Yani bu soruda en azından. Bunu da eledim. Görmüyorum artık bunu. Üçüncü seçenek gayet güzel. Was distinguished. Değil mi? Diğer taraf had been verb three. Bu da güzel. Bu kalsın. İki taraf da pas. D şıkkı is distinguished. Zaten gönderdim. Hem birden hem ikiden gitti bakın. Biri present tense, biri present perfect tense. Buradan elediniz. Tamam mı? En şıkkı da kalsın. Okey. Gül, Gül, Hanım burada inşallah halledeceğiz bu işi. Tamam mı? Bakın iki tane seçenekte kaldım. Şimdi size en önemli şeyi söylüyorum. Bizim için bu tür sorularda ilk gördüğümüz past tense yani şurası ilk gördüğümüz past tense her zaman verb 2'dir yani normal pastır. Sonra gördüğümüz bağlaçlı taraf olursa şayet genelde past perfect'tir. Yani biz Edirne'yi niye gönderdik? Edirne ilk ilk bölgeye yani ilk cümlenin ilk tarafına past perfect koymuş. Halbuki ilk gördüğümüz tarih bizim için past tense olmalı. Past perfect tense olmamalı. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir bakıyorum sorunun havasına. At the end of the first world war. Birinci dünya savaşının sonunda. E cevap çıktı zaten ortaya. Okay. Okey cevap çıktı bakın. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda diyor zaten. Hemen edemeye başlıyorum bakın. İlla ki baştan sondan, e, sona doğru gitmeme gerek yok. Şöyle bir bakıyorum ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bize past tense lazımdı. Past tense lazım. Yani verb 2 lazım. Okey. Verb 2'yi buldum. Diyorum ki verb 2 bu dursun bakalım. Durdu. İlk gördüğümüz zaman direkt past perfect tense olamaz. Eledim arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda dediği için pas continuous tense olmaz. Çünkü continuous olması için unutmayın arkadaşlar cümlenin içinde bağlaç olarak ya bir ez olacak ya bir while olacak. Yani yapıyorken demesi lazım. Olmuş bitmiş bir şeyden bahsediyor. Her ne kadar past tense olsa da ben bunu eliyorum yakıştırmaya çalışmıyorum. Yakıştırmaya kalkarsanız her şey yakışıyor çünkü. Used to herkes bilir. Eskiden yapardı, artık yapmaz. Böyle bir alışkanlıktan bahsetmiyor ki arkadaşlar. Ya da geçmişteki bir olmuş sigara içmek gibi bir eylemden falan da bahsetmiyor. 2. Dünya Savaşı'nın sonu were 2 beklediğim için bu A şıkkıdır diyorum kendi kendime arkadaşlar. Bakın, Word 2'yi arıyorum. Were 2 ile şeyden buldum. Yani A şıkkında buldum ve şimdi gidip A şıkkını yerleştiriyorum ona. Diyor ki, at the end of the first world war Birinci Dünya Savaşı'nda sonu sonunda the leaders of victorious countries değil mi? Böyle zafer kazanan ülkelerin liderleri gather yaptılar. Gather gather yani bir araya geldiler. Bu kaç? Verb 2 değil mi? Verb 2. Gather yaptılar. At Versailles'de bir araya geldiler. End demiş bakın zaten. End. End'in öncesi neyse end'in sonrası da odur arkadaşlar. And there they try to decide. Evet şunu söylüyordum arkadaşlar. Bakın burada gathered var. Verb 2. Ve burada they try to decide. Ondan sonrası aslında çok önemli değil. Şimdi şunu soracak olabilirsiniz. Hocam dersiniz buradaki would'un ne işi var? İngilizce bilenler bunu bilirler arkadaşlar. Geçmişteki geleceğe biz would deriz. Geçmişteki geleceğe. Yani şöyle ki e, bu cümlede olduğu gibi Bakın geçmişte olmuş bir bitmiş bir şeyden bahsederken karar vermek durumundaydılar ne tür cezaların ödeneceğine. Ödenecek meselesi de geçmişte kaldığı için burada Wood dedik arkadaşlar. Yani William Fast'ı Wood bu. Yani if clause'larla çok alakası yok. Kısaca şunu söylüyorum bakın. Bir soruda bu kadar düşünmeden siz sınavda ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki enden önce gather var. Burada birinci dünya savaşının sonu var. Bunun mutlaka past tense olması lazım. Word 2'yi bir tek burada buldunuz. Direkt işaretleyip geçeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum tamam mı? Yani sorunun geri kalan kısmıyla hiç uğraşmayın. Dokuzuncu soruya bakalım. Yine aynı şey e, kural geçerli. Cümlenin şöyle bir başından sonuna bakıyorum. Hiçbir şekilde geçmişe ait bir tane e, ipucu bulamıyorum. Yani geçmiş yok burada. Burada geçmiş yoksa ne yapıyorum? Şimdi ona dikkat edin bakın. İkinci taraftan needed eledim. Geçmiş yok çünkü. C şıkkında had needed eledim. Geçmiş yok çünkü. Could can'in pastı da olabilir olmayabilir de tuttum. Şimdi geçmişi eledim ama burada will need demesi için şurada bir yerde şurada bir yerde böyle next'li mexli bir şey kurması lazım. Bir şey demesi lazım. Yani geleceği atıfta bulunması lazım. Yoksa kendi başına durup dururken vil olmaz. Vili de eledim. Vili de eledim. Dolayısıyla elimde iki tane seçenek kaldı. Şimdi iki tane seçenek kaldı. Geldik başa. Geldik başa. Başı ne olsun? Yani başı to have established ne olsun? Having established ne olsun? Aslında geçmişle alakalı herhangi bir durum söz konusu olmadığı için bu cümlenin bunun cevabının present tense olduğunu biliyorum. Ama soruyu kurcalamak istersem bu soruyu kendime soruyorum. Çünkü buradaki kut past olabilir. Yani past özelliğinden dolayı da eleyebilirdim bunu. Ama elemedim çünkü kenin pastı değil de normal ebilmek anlamında da kullanılmış olabilir. Yani dolayısıyla şu kuralı biliyorum ama diyorum ki bir cümleyi kısaltmak için genellikle dıktan sonra, meden önce gibi bağlaçı atıp bakın bağlaçları atarak cümleleri kısalttığınızda onları mutlaka verb ing ile kısaltırsınız. Bence bunu bir yere not edin arkadaşlar. Cümle başlarında özneyi atmak için iki özne de aynıysa, tamam mı arkadaşlar? İki özne de burada organization örgüt aynı kelime çünkü her ikisinde de var. Dolayısıyla iki defa organization dememek için birinci cümleyi organizationı atarız başındaki bağlaşla beraber onu ing ile kısaltırız. Sınavda bu işinize yarayacak muhtemelen bu bilgiyle bir soru çözersiniz. Bunu not almanız tavsiye ediyorum. Dolayısıyla having established the types of individuals it seeks to attract, okay, uh, and an organization needs to consider what matters to you uh, to reach them, okay niçin de konsider düşünmesi gerekir anlamında. Çin'in hızlı gelişiminden bahsediyor. Şimdi bakın burada YDS'de 3 tane ten sorusu bitti. Karşımıza ne gelecek? En baştan bunları tek tek verip size hani e, zaman kaybetmek istemedim. Soru içinde anlatayım diye. Arkadaşlar sınavda karşınıza 10. ve 11. soru gördüğünüz gibi ne olarak gelecek? Kesinlikle bakın bu doğru. Yani proposition olarak gelecek. Evet şimdi propositionlarda diyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Propositionlar bakın bize şurayı soruyor değil mi? Soruyu sorduğu yer şu growth trade arası. Ya growth'a bir şey soracaksınız ya trade'e bir şey soracaksınız. Growth büyüme. Bu da ticaret. A şıkkı. Ticaretin hızlı büyümesi. Bakın ticaretin hızlı büyümesi belki olabilir. Ticaret tarafından hızlı büyüme olamaz. Ticaret üzerinde hızlı büyüme olamaz. Et kelimesi dedadır yani bu ticarette derken ini aslında söylemek istiyorsunuz. Yani ilk bakışta bunun cevabı ticaretteki büyüme yani ticaret ov mu inme diye kendinizin karar vermesi lazım. Şayet bunu veremiyorsanız bakın A ve E şıkkında kaldınız bunu veremiyorsanız hemen ikinci boşluğa gideceksiniz. İkinci bölümde diyor ki çünkü bakın burası beni ilgilendiriyor. Çünkü o katkıda bulunur, katkıda bulunur destekleme konusunda değil mi geliştirme konusunda development'a e, e, ilerletme konusunda katkıda bulunur. Çok da önemli değil burası benim için. Önemli olan benim için burası bakın. The region, bölge. Bir bölge düşünün. Şimdi bunun başına without'u mu koyalım, across'u mu koyalım? Bölgenin her yerinde mi diyelim? Yani vidat da olmuyor değil mi zaten? Her yerinde anlamı var recross. Diğerine bakalım. Yine aynı şekilde propositionları öncelikle okumanızı tavsiye ediyorum. Soruya geçmeden önce hangi propositionlar var? Arkadaşlar bakın. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? 11. soruda 30 saniye harcamanız gerekirken bildiğiniz 2,5 dakika gittiği de oluyor. Bence bunu yaşamış arkadaşlar da vardır içimizde. Şimdi against bilmemiz lazım. E karşı, in içinde, over üstünde, over'a dikkat yalnız. Bakın, onla over'ı karıştırmayın. Bu ondur arkadaşlar. Üstten böyle dokunuyorsa, üstünde duruyorsa. Ama over, over şudur bakın. Üstünde ama arada mesafe var. Mesela şehrin üstünde bulutlar var. Over Yine you know, over the city denir ona. Çünkü bulut şehre dokunmuyor. Tamam mı? On olduğunda değmesi lazım. Around etrafında, on üstünde, from, then, done. işte Ankara'dan, İstanbul'dan başlangıç noktasından çıkış noktasından okay behind arkasında. Şimdi seçeneklere şöyle bir baktığımda geliyorum soruya. Bakın beni ilgilendiren şurası. çöker. Antartik buzulları çöker diyor bakın. Bir buzul aklıma getiriyorum glacier. Denizin üstünde böyle duruyor. Tamam mı? The sea diyor. Burada karar vereceksiniz. Buzul denizin neresine çöker? A şıkkı against gitti. B şıkkı over gelir üstünde kalmaz. Değil mi? around denizin etrafına çökmez. Denizin üstüne çöker. From zaten olmadı bakın. Şekil olarak baktım. Çöker deniz. Hemen soruyorsunuz denizin neresine? Üstüne. Onu inşa geçiyorsunuz. Geldik bağlaç sorularına. Dediğim gibi eğer ki bana mail atarsanız size bağlaçları tek sayfa bir liste olarak göndereceğim arkadaşlar. Karşılarında Türkçesi yazıyor. Bağlaç deyince arkadaşlar şöyle ki bağlaç sorularında not almanızı tavsiye ediyorum yapmanız gereken bağlaçlarda öncelikle zıtlık bağlaçlarını bileceksiniz. Tamam mı? Zıtlık. Eğer seçeneklerde zıtlık bağlacı varsa önce onu bileceksiniz. Yani bakın getirmiş bağlaçların içine bir tane even though koymuş. Bu although da olabilirdi. Even though olabilir. Despite olabilir. Yet olabilir. But olabilir. However olabilir. Tamam mı? Çünkü bu bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor arkadaşlar? Eğer ki bağlaç sorularından 3 tane, 3 tane bağlaç zıtlık bağlaçı varsa muhtemelen onu sormuyor. Diğerlerini soruyor. Sebep sonuç soruyor. Eğer ki bağlaçlardan bir tane varsa 28 yıllık deneyimimi söylüyorum arkadaşlar bu arada. Bunların hiçbirini ben size bir gün, iki gün veya üç sene öncesinde öğrendiğim şeyler değil. Bütün soruları takip ediyorum. Her sınavı yani bundan emin olun. Bağlaç sorularında eğer ki bir tane bir zıtlık bağlaçı varsa öncelikle ona yüklenmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada since, because demek, the için. Once, the'ında, the zaman. Only when, ancak the'ında. Even though, rağmen. Given that, göz önüne alındığında because anlamı var arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi, şimdi led dedi. Led, kurşun demek. Yani bilmeyen olabilir. Çok önemli değil burada. Was, kurşun bilinirdi. Genel olarak bilinirdi. Dangerous olduğu. Değil mi? Bakın dangerous'ı herkes bilir. Bunu işaretliyorum şimdi kırmızıyla bakın kurşun tehlikeli olarak bilinir de bir şey söyledi. İkinci cümleye gidiyorum. Burada kötü bir şey söyledi. Dangerous. İkinci cümleye gidiyorum. İkinci cümleyi birazcık inceliyorum. It could be found. Bulunabiliyordu. In all manners. Bulunabiliyordu. Tüm, tüm tüketici ürünlerinde bulunması. Şimdi burada bir terslik var mı? Burada bir terslik var. Bir tarafta tehlikeli diyor bir tarafta her şeyde bulunuyor diyor. O zaman hiç düşünmüyorum bakın. Demek ki düşündüğüm doğru deyip even doğu işaretleyip geçiyorum arkadaşlar. Geldim diğer soruya. Yine bağlaç sorusu. Şöyle bir bakıyorum. So that maksadıyla sın diye. In case olur diye. Bakın böyle bilin bunları. Olur diye. Tamam mı? In case. Even if sabile. Now that because ezdomuş gibi ezifle as ezdoğu bilin arkadaşlar. As if as though. Animals trapped in a stone called amber. Değil mi? Böyle eee amber taşı içerisinde hapsolmuş hayvanlar. Okay. Are sometimes so well preserved. Öylesine güzel e, korunur ki bazen. They look görünürler. Görünürler. They have just died diyor bakın. Henüz ölmüş gibi görünürler. Daha yeni ölmüş gibi. Mış gibi. As though. Tabii bunları anlamsal olarak bilmeniz gerekiyor. Burada bir tane zıtlık even if vardı ama if kuralına uygun bir şey olmadığı için ona bakmadım arkadaşlar. Evet geldik üçüncü soru. Yani ben yine buna üç diyorum ama bağlaçlarda üçüncü soruya geldik. Provided that if demek. If koşuluyla. After dıktan sonra. But fakat. While ırken. Unless Medikçe. madıkça. Şimdi burada but var, while var. İki tane zıtlık vermiş. Bunları bir kenara tutuyorum. Diyorum ki burada unless var, provided that yani if var. Belki de bu unless kuralıdır, if kuralıdır. Okurken de şurada bir yerde will not work'ü görüyorum. İşe yaramayacak diyor. İşe yaramayacak, çalışmayacak. Yani işe yaramayacak diyor. Eğer olmazsa işe yaramayacak dememiz lazım. Yani bireyler Okay. Share the vision of low carbon society. Bireyler düşük karbon toplum görüşünü paylaşmadıkça unless paylaşmadıkça değil mi? Ee, sera gazını azaltma politikaları pek işe yaramayacak diyor. Yani burada bir koşul var. Bunu da nereden anlıyorum? If close type 1. Yani unless ve provided if type 1 ile çalışırlar arkadaşlar. Tabii her zaman değil de çoğunlukla. Dolayısıyla 14'e anne istiyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar propositional word'ler değil mi? Yani aralara bir şeyler alıyorlar. Whether or, either or, as as, such as, so that. Bilen bildiğim ne var mesela? Whether or ıpıpmadığını. Such as gibi olarak. So that araya mutlaka bir sıfat gelir. Such that olsaydı araya mutlaka bir isim gelmesi gerekiyordu. Either or şöyle ya onu ya bunu, ne onu ne bunu. Okay, as as kadar demek araya sıfat gelir. Şimdi kuralları biliyoruz. Kurallar şu, as as araya sıfat gelmesi lazım. Araya bir sürü bir şey gelmiş, Ezi gönderdim zaten. Soyladet arasına sadece bir sıfat gelir. As as ile ikisini beraber gönderiyorum çünkü. For the environment demiş, the industry long-term sustainability demiş. Bakın sustainable bir daha karşımıza çıktı. Dolayısıyla bunu da e, eliyorum arkadaşlar e, Sodet'i de eledim. Şimdi weather or ıpıpmadığını yani burada öyle bir şey yok. Weather or not kalıbı gibi düşünürseniz. Such as such people as falan deseydi olurdu ya da bitişik olurdu. Ama araya bu kadar uzun bir cümle gelmez. Soruya gidiyorum. Modern kıyı balıkçılığı değil mi? Balık çiftliği başladığında diyor. 30 sene önce başladığında hiç kimse, hiç kimse was doing things right. Hiç kimse bir şeyleri doğru yapmıyordu. For the environment, çevre için, the industry's long term sustainability veya endüstrinin, sanayinin uzun vadeli sürekliliği için, sürdürülebilirliği için hiç kimse bir şey yapmıyordu. Ne onun için, ne bunun için. Cümle negatif olduğu için neither nor yerine either or kullanıyor arkadaşlar. Cümle kendisi negatif olduğu için. Pozitif olsaydı neither nor olacaktı. Burada negatif olduğu için zaten cümle kendiliğinden negatif oluyor. Either or. Okay. Evet, bağlaçların içinde bunlar da olacak. Despite, rağmen, zıtlık var. Besides, artıya artı, eksiye eksi, ilave yaparken. As a result of'nın sonucu olarak. By means of yoluyla, vasıtasıyla rather than den ziyade. Şimdi biz öncelikle zıtlığa bakıyoruz. Zıtlık var mı yok mu? Two thirds, üçte ikisi diyor bakın. Üçte ikisi. Üçte iki pozitif midir, negatif midir arkadaşlar? Pozitiftir değil mi? Enerji kaynağının üçte ikisini fosil yakıtlarından alması, derhal yapması. Power producers in India, Hindistan'daki elektrik üreticileri, cannot get enough pipeline. Yeterince boru hattı alanı elde edemiyorlar doğal gazı dağıtmak için. Şimdi üçte ikisini ondan alıyor ama yeterince alan sağlayamıyor. Burada bir zıtlık var deyip arkadaşlar bakın bu sınavda aklınızda bulunsun lütfen. Bu düşünce size bu sınavda üç tane daha doğru net çıkarmanızı sağlar. Close testler dahil olmak üzere hemen zıtlıklara yükleniyorsunuz. Burada tek zıtlık sormuş. O da Adana. Okay. Evet geldik şimdi close test sorularına arkadaşlar. Close testler şimdiye kadar ne anlattıysam onun aynısı. Bakın 17. soru bağlaç sorusu. 18. soru gerund infinitif dil bilgisi sorusu. 19. soru preposition sorusu. 20. soru phrasal verb sorusu. 21. soru bağlaç sorusu. Bitti. Hepsi aynı. Bütün kurallar aynı. Dolayısıyla close testlerde close testlerde yapmanız gereken ilk 16 soruda ne düşündüyseniz burada da aynısını düşüneceksiniz. Yani bu sizi 26'ya kadar götürecek bu düşünce. Close testleri şöyle bir hataya düştü öğrencilerim zaman içinde. Bir paragraf olarak düşündüler. Bütün close testi beraber değerlendirdiler. Yok öyle bir şey arkadaşlar. 17. soru kendi başına bir soru. Kolaylığı ne? Paragraf içinde birbirini tamamlayan şekilde soruluyor burada. Bakın 17 kendi başına bir soru. Tabii ki başını şöyle bir okuyorum. Diyor ki şehirler large ya da small fark etmez. Büyük ya da küçük olsun şehirler are at the heart of kalbindedir. Of a fast changing global economy'nin kalbindedir. They are a cause of or a response to world economic growth. Onlar e, dünya ekonomik büyümesinin bir sebebidir veya onlara bir cevaptır diyor. Değil mi? Şimdi sorumuz geliyor. Buraya kadar çok zorlamayın kendinizi. Sorumuzda zorlayın. Diyor ki ne sormuş? Bağlaç sormuş. Buna dikkat. Bakın, bağlaçlarda zıtlık yok diye baktım. Many urban areas are growing. Birçok şehirsel bölge büyümekte. Büyüyor diyor. Büyüyor. Neden? Neden? Bakın, sorarım ben bunu okurken. Neden büyüyor? Çünkü their rural hinterlands. Çünkü onların iç kısımlarda kalan köy kısmı, değil mi? Kırsal kırsal bölgeleri are depressed arkadaşlar. Depressed nedir arkadaşlar? Böyle az gelişmiş, gelişmemiş. Yani depresyona girmiş değil de buradaki her gördüğünüz depres, depresyon anlamında değil, gelişmemiş. Ki bu durum, which forces, ki bu da zorluyor, impoverished olmuş, yani fakirleşmiş, rural, kırsal insanları to move, taşınmaya, to the cities, şehirlere göçmeye zorluyor. Niçin? In search of work. Değil mi? İş arayışı için. Dolayısıyla Burada bir sebep-sonuç ilişkisi. Şehirlerin büyümesinin sebebini söylüyor. Burada koşul yok. Burada ne olursa diye yok. Burada maksat yok. Burada whenever yok. Burada because var. Böyle bakacaksınız. Bağlaçlardan parçaya gitmeniz sizi her zaman doğru cevaba götürür. Daha hızlı yaparsınız. 18. soru. Siyahla işaretlediğim yer bizim için çok önemli. These newcomer'lar. Şimdi önce seçeneği okuyorum. To find bulmak. Finding ayıncı almış hali. Soruya gidiyorum. To have found, being found, to be found. These newcomers, okay, these newcomers, bu yeni gelenler, often, often, bakın sorunun cevabı geldi. End up, şöyle bir kuralımız var. Bütün propositionlardan sonra, propositionlardan sonra gelen bütün fiiller ing alır arkadaşlar. Hiç unutmayın bunu, bakın. Eğer ki to mu, infinitive mi, yani infinitive mi, gerund mu, to'lu mu, ing'li mi diye düşünürken soru içerisinde böyle bir proposition, up gibi bir proposition görürseniz orası mutlaka yüzde yüz arkadaşlar. Hiç düşünmeden işaretleyin. Verb ing olmak durumunda. Bu soruyu geçiyorum. Finding dedik buna. Okey. Yine bir proposition sorusu. Bir sınav düşünün. iki tane proposition sormuşlar arkadaşlar. About hakkında to yönelim ea for için upon üstünde ya da dığı zaman anlamı var. By erek arak anlamı var. Son, şimdi arrival diye bir kelime var. Şehre geldik, şehre gelmek, şehre varmak. Taşındılar köyden. Şehre vardıklarında diyeceğiz bakın, vardıklarında. When anlamı taşıyan proposition hangisidir? Upondur arkadaşlar. When anlamı taşıyor bu. Dolayısıyla upon arrival to the city bu bir bilgidir. Hatta bunu nereden biliriz? Once upon a time deriz. Bir varmış bir yokmuş derken. Bakın öyle aklınızda kalabilir. Upon bir zamanlar demek. Geldik şimdi 20. soruya. To bilmem ne yapmak. Bakın to var burada. To bilmem ne yapmak. The lack of available homes. Yani ev sorununu değil mi? Ev eksikliğini ne yapmak için? Ev eksikliğini lack demek, eksiklik demek. Yani ev sorununu, evin yokluğunu bilmem ne yapmak için newcomerlar, yeni gelenler, şehre yeni göç edenler daima setup kurarlar, shelterlar, barınaklar kurarlar. On the city outskirts, şehrin eteklerinde. Usually, genellikle on public owned land, yani kamu arazisi üzerine shelterlar, yani gece kondu diyoruz ya kurarlar. Ev eksikliğini gidermek için diyeceğiz. Telafi etmek için diyeceğiz. Burada Frazil phrasal verb sormuş. Cut kesmek. Cut down on. Yani kesintiye gitmek. Going for. Hiç alakalı bir şey değil arkadaşlar değil mi katılmak. Turn back on. Geri dönmek. Fall behind with. Gerisinde kalmak falan. Evet. Make up for. Make up for arkadaşlar. Telafi etmek. Eksikliğini gidermek. Okey. Bunu bilin ama. Son sorumuz bağlaç sorusu. Zıtlık e rağmen. Owing to yüzünden nedeniyle for the sake of rızası için in addition to ilaveten besides demek unlike aksine. Şimdi önce bir despite oluyor mu olmuyor mu ona bakalım. Dealing with poor sanitation diyor bakın. Kötü hijyen değil mi? Kirlilik ve kirlilikle baş etmek var. From dirty cooking fields and primitive stones. They are exposed to burası kötü. Burası onlar maruz kalırlar modern environmental hazards, çevresel tehlikelere maruz kalırlar. Such as urban air pollution, şehir hava kirliliği, exhaust fumes, egzoz gazları, industrial pollution, sanayi e, kirliliğine maruz kalırlar. Şimdi üstü kötü, altı kötü. E burada ne yapıyorsunuz? İlave yapıyorsunuz. Yani despite yerine ilaveten diyorsunuz. Şuna ilaveten, şuna da maruz kalırlar. Yani in addition to diyorsunuz arkadaşlar. Instead'nın yerine değil mi arkadaşlar? Den ziyade anlamı da var. Okay. For example örneğin. At least en azından. In short kısaca. Similarly aynı şekilde. Soruya gidiyorum. Soru diyor ki. Hiçbir ülke no single country own sahiplenemez değil mi? Sahip değildir. Antarktika'ya sahip değildir. Yani Antarktika hiçbir ülkenin değildir diyor. Boşluk ve şurası. Ülkeler, hangi ülkeler? Wishing to have a say. Yani söz sahibi olmak isteyen, isteyen ülkeler. In how the Antarctic is governed. Antarktika'nın nasıl yönetildiğinde, yönetildiği konusunda söz sahibi olmak isteyen ülkeler, okay, isteyen ülkeler, örneğin diyemez. En azından diyemez. Kısaca diyemez aynı şekilde diyemez. Hiçbir ülke Antarktika'ya sahip değildir. Bunun yerine ama illaki de sahip olmak istiyorsa tamam mı? Bakın bunun yerine bunun yerine sahip olmak yerine söz sahibi olmak isteyen ülkeler ülkeler okay, nasıl yönetildiğinde söz sahibi olmak isteyen ülkeler nokta nokta 23 and agree bakın hem de kabul etmek to abide by uyacağına Neye? Antarktik anlaşmasına uyacağına şimdi bir anlaşmaya uymak. Bir kere genel olduğu için pastensi gönderdim. Bakın pastensi gönderdim genel olduğu için. Soruyu çözerken. Head to'yu gönderdim genel olduğu için. Değil mi? Head to geçmiş zaman. Tens'ten eledim. Use to'yu gönderdim. Eskiden elde iki tane kaldı. Şimdi kanun deyince %50 olasılık mıdır? Zorunluluk mudur? Elbette zorunluluktur diyorum. Hiç düşünmeden bu soruyu işaretleyip geçiyorum arkadaşlar. Me'yi de gönderdim. Geriye mas kaldı. 24. soruda ne sormuş? Jeopardize, withdraw, underestimate, recognize and deteriorate. Şimdi Jeopardize belki bilmiyorsunuz. Jeopardize bilmeyen çok vardır. Tehlikeye sokmak. Okey. Withdraw genelde herkes bilir. Para çekmek, geri çekilmek, toplantıdan çekilmek. Underestimate, hafife almak, küçümsemek. Estimate, tahmin etmek. Underestimate, arkadaşlar bu kelimeyi lütfen bilin olur mu? Sınavda lazım bu. Her sınavda çıkıyor. Yani belki seçenek olarak değil parça içinde çıkıyor. Hafife almak. Recognize, tanımak. Tanımak. İlla ki böyle kişiyi tanımak değil. Bazen bir ülkenin diğer ülkeyi tanıması. Ne bileyim bir anlaşmayı tanımak deterol beterol deriz ya biz bu kelime için. Yani deteriorate kötüye gitmek, kötüleşmek. The treaty anlaşma does not bir şey yapmaz diyor. Bu iddiaları ne yapmaz. E tanımaz. Başka bir şey yok. Anlaşma varsa tanıma vardır ya da tanımama vardır arkadaşlar. 25. soru by by tarafından demek, değil mi? Erek arak veya tarafından. From dandan çıkış noktası. About hakkında. Along boyunca. Hatta alongla ilgili true'yu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela ormandan yürüyorsanız through the forest denir. Tamam mı? Ormandan yürüyorsanız through the forest ama caddede yürüyorsanız along the street denir. Neden? Çünkü ormanda böyle zikzak yapmanız gerekebilir. Ama cadde dümdüzdür böyle. Along gidersiniz orada. So without miss, e, sisters. Şimdi gidiyorum soruya. Bakın cevap çıktı bile. Avoiding. Avoiding. Kaçınmak. These claims the claims, iddialardan, isteklerden kaçınmak, claims issue, claim meselesinden kaçınmak, bu şekilde kaçınarak, so by avoiding the claims issue in this way, it was possible, mümkündü, şunu yapmak mümkündü. Dolayısıyla burada fiilin önüne erek arak takısı getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir tek bay kalıyor zaten şekilsel olarak, anlamsal olarak da. Son soru. Bağlaç sorusu as var as, ırken veya dığı gibi while zıtlık unutmayalım. Bu sınavlarda while genel olarak hiçbir zaman when anlamında çıkmaz arkadaşlar. While görüyorsanız zıtlık düşünün rağmen. If, şayet, until, önceye kadar. Before, meden önce. Hemen soruya gidiyorum zıtlık oluyor mu, olmuyor mu diye. Unfortunately this means that. Burası beni ilgilendirmiyor. That'ten sonra iki cümle var bakın. Birinci cümlenin havasına bakıyorum. Many countries birçok ülke follow the spirit of cooperation of the treaty. Birçok ülke anlaşmanın değil mi bu anla treaty'nin işbirliği ruhunu takip eder. İyi bir şey söyledi. There are still hala vardır dispute'lar vardır diyor. Hala anlaşmazlıklar var. Yani bir tarafta takip edilen bir şey var, olumlu. Diğer tarafta still kelimesi zaten hala var demesi kötü bir şeydir. Dolayısıyla iyi kötüyü bir araya getirdiğimizde Burada while'ı işaretliyorsunuz arkadaşlar. Okay? Thank you. <laughs>